Marmara Birlik 2017-2018 ürün alım kampanyasına sayılı günler kala Birlik Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan toplantılar neticesinde ürün alım esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda tavan fiyat 9 lira 80 kuruş, tavan fiyat olarak da 4 lira tavan fiyat 4 lira olarak açıklanmıştır. Ayrıca sofralık dışında 420-430 kalibre ürün 3 lira 70 kuruş, 1.6 kalibresi 440-460 kalibre ürün 3 lira 50 kuruş, yağlık fiyatımız da 3 lira olarak belirlenmiştir. Marmara Birliği'ne bağlı 8 kooperatif bölgemizdeki ortaklarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda ürün alım kampanyasının başlamadan önce ürün alım fiyatlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulumuz karar almıştır. Bu kapsamda ürün alım fiyatlarımız açıklanmış ve aynı zamanda ürün alımlarına da 25 Ekim tarihi itibariyle de başlanacaktır. Belirlenen fiyatlara baktığımızda bir önceki yılın fiyatlarıyla mukayese edildiğinde yüzdelik olarak %30'un üzerinde bir zam yapıldığı ve fiyat artışı yapıldığını görmekteyiz. Ürün alım fiyatları belirlenirken ortak, kooperatif, piyasa koşulları ve tüketici dengesi gözetilerek belirlenmiştir. Kooperatif bölgelerimizde dolu yağışı sebebiyle üreticilerimizin hasar görmüş olduğunu ve bundan kaynaklı hasar sebebiyle de üreticilerimizin yaralarını sarmak amacıyla üreticilerimize ortak yardımlaşma fonundan ezmelik grubu olan 420-430 kalibre yani 3 lira 70 kuruş olan fiyatın üzerine 40 kuruş ortak yardımlaşma fonundan kullanılarak dolayısıyla 4 lira 10 kuruş dolu vuru zeytin fiyatı 4 lira 10 kuruş olarak açıklanmıştır. Ayrıca ortaklarımızdan gelen bir diğer soruda 18-19 tane ürün alımlarının neden yapıldığı yönünde, 20 taneden neden başlanmadığı yönündedir. Bu konuyla ilgili şunu özellikle belirtmek isterim. Marmara Birliği'nin geçmişte şarküteri reyonuna girememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi iri kalibreli ürünü alamamasından kaynaklanmaktadır. Bugünkü geldiğimiz noktada Marmara Birlik iri kalibreli üründe yani şarküteri reyonunda toplam satışlarımızın %25'ine tekabül eden bir satış gerçekleştirmektedir. Genel olarak değerlendirdiğimizde 40 bin ton satış olarak değerlendirme yaptığımızda %25'ine tekabül eden bu iri kalibreli ürün alınmadığında 10 bin tonluk bir kayıp yaşanacaktır. Sınırsız alım yapılmaktadır. Ödemeler neredeyse peşin yapılmaktadır. Kurum zarar ettirilmemektedir. Bir diğer taraftan kurum kar payı dağıtmaktadır. Haziran ayı itibariyle baktığımızda Marmara Birlik ortaklarına 17 milyon kar payı dağıtmıştır. Diğer taraftan baktığımızda son 6 yıl içerisinde 65 milyon TL'lik de yatırım yapmıştır. Bütün bunların yapılabilmesi için kesinlikle Marmara Birliği'nin zarar etmemesi gerekir ve ayakta durması gerekir. Buradan ortaklarımıza seslenmek istiyorum. Marmara Birliği olarak 2017-2018 ürün alım kampanyasında sınırsız bir alım yapıyoruz. Ürün bedellerinin %80'ini peşin ödüyoruz. 1 TL dahi kredi kullanmadan ödeme yapıyoruz. Kar payı dağıtıyoruz ve dolayısıyla kurumu zarar ettirmiyoruz. Ayrıca son 6 yıl içerisinde 65 milyon TL'lik de yatırım yapmış bulunmaktayız. Dolayısıyla ürün alım fiyatlarımızı erken açıklamakla birlikte Birlik Yönetim Kurulu olarak bizler görevimizi yapmış bulunmaktayız. Ortaklarımız da kooperatiflerine beyan etmiş oldukları ürün miktarını teslim etsinler ve kurumlarına sahip çıksınlar. Ortaklarımız şunu unutmasınlar ki geçmiş dönemlerde destekleme istikrar fonundan çekilen 60 milyon TL krediyi halen Marmara Birlik Yönetim Kurulu tarafından taksitler halinde ödenmektedir. Bunu özellikle bilmelerini isterim. 2017-2018 ürün alım kampanyasının Marmara Birlik camiasına hayırlı olmasını diliyor. Bol, bereketli, kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum.
1954 yılında kurulan Marmara Birlik, bugün 8 kooperatifi ve 30 bine yakın üretici ortağıyla Güney Marmara'da yetişen üstün nitelikli Gemlik çeşidi zeytinleri işleyerek dünya pazarlarına sunuyor. Kalitesi ve lezzeti konusunda yüksek bir istikrara sahip olan Marmara Birlik, bu istikrarı kurulduğu günden bu yana aynı bölgelerden, aynı zeytin bahçelerinden ve hatta aynı ağaçlardan ürün almasıyla sağlıyor. Marmara Birlik, milyonlarca tüketici tarafından tercih edilmesiyle lezzeti tescillenmiş, küçük çekirdekli, ince kabuklu ve bol etli zeytinlerini, ürünün doğal özelliklerini koruyarak işliyor. Kalite ve doğallıktan ödün vermeyen Marmara Birlik, üretim maliyetlerini artırmasına rağmen 8 ay süren doğal fermantasyon yöntemini uyguluyor. Zeytinler, hiçbir kimyasal koruyucu kullanılmadan, modern ve hijyenik koşullarda ambalajlanıp, pastörize edilerek satışa sunuluyor. ISO 9001, 22000, 14001 ve OSAS 18001 yönetim sistemlerine sahip olan Marmara Birlik, ürün hasadından sevkiyatına dek tüm sürecinin kayıt altına alınmasıyla geliştirilen kusursuz üretim politikasını izliyor. Ürün gamında siyah ve yeşil zeytin çeşitleri, zeytinyağı, zeytin ezmesi ve kişisel bakım ürünlerini bulunduran Marmara Birlik, 5 kıtada milyonlarca tüketici tarafından tercih ediliyor. Satış ağını sürekli genişleten Marmara Birlik, girmiş olduğu pazarlarda lezzet ve kalite istikrarıyla beğeni topluyor. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında her yıl yerini yükselten Marmara Birlik, sofralık siyah zeytin üretimi kapasitesiyle dünyanın en büyük zeytin üreticisidir.